biz de sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Avrupa Ekspert'e baş müdürlüğü, e-ticaret müdürüyüm. E-ticaret aslında PTT tarafından 2012 yılında başlatılmış pazar yeri, yani marketplace dediğimiz bir hizmetle başlatılmış bir hizmetti. Ama tabii o zamanlar e-ticaretin işte yeterince Türkiye'de de gelişmemiş olması ve işte hani yaşanan sıkıntılardan dolayı e-ticaret belli bir noktaya gelemedi. Aslında e-PTT AVM 3 boyutlu olan ilk pazar yeri. Ve Binali Bey'in açılımıyla ilk e-PTT AVM açılmıştı. Hatta sitenin isim babası da odur, e-PTTAVM.com'u. Cevahir'in bir işte küçük modeli yapılmıştı. Mağazaları böyle işte hani gezebiliyordunuz, alışveriş yapabiliyordunuz. Daha sonra daha çok işte kapalı devreye hizmet etmeye başladı. Kapalı devreden kastımız da PTT personelde, işte 42 bin PTT personelimiz vardı. Onlar daha çok işte iç beyinlik dediğimiz, EBS sistemi, onları bilgilendirme yaparak işte onların alışverişi, aynı zamanda dış müşterilerin alışverişiyle devam ediyordu. Ta ki müdürümüzün de dediği gibi 2 sene önce 2016 yılında Hilton'da bir uluslararası posta kongresi düzenlendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Uluslararası Posta Kongresi'nde PTT Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik UPU Konsey Başkanı oldu. Ve orada da dediler ki işte hani karşılıklı e-ticaretle ilgili neler yapabiliriz, e-ticareti geliştirmek için neler yapabiliriz. Çünkü esnafımız bu konuda, iş adamlarımız gümrük vergilerinin altında eziliyorlar. Artı işte kargo bedelleri çok yüksek. Yani ufacık bir gönderiyi bile işte PTT'den göndermeye kalktığınızda, atıyorum Katar'a vesaireye, hani içindeki maliyeti fazlasıyla geçiyor. O yüzden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da teşvikiyle gümrük vergilerinin kaldırıldığı, hiçbir gümrük vergisinin olmadığı, kargo bedellerinin de çok düşük olduğu bir e-ticaret sistemi kuruldu. Ülkelerle yapılan anlaşmalar neticesinde de ilk olarak Ocak 2018'de Katar'la başladık. Katar ayağında e-PTTAVM.com'un entegre olduğu turkishsouk.qa diye bir site kuruldu. Yani Türk pazarı. Bu Türk pazarında yine e-PTTAVM.com'da tedarikçi olan firmalar Türk pazarında da aynı şekilde ürünlerini koyup satabiliyorlar. Ve Katar'dan işte müşteri sipariş verdiği zaman aynen Türkiye'deki gibi siparişini işte tedarikçi hazırlıyor. Ve e-PTTAVM.com'un araçları gelip alıyor. Yani daha doğrusu bizim PTT kargomuzun araçları gelip adresten alıyorlar. Ve önce Ankara'da bir kontrol merkezi var. Orada kontrol edildikten sonra özellikle bir Katar uçağı var, yurt dışına giden. Katar uçağıyla yurt dışına sevk ediliyor. PTT'den önce Katar'da direkt adrese teslim yoktu. İşte bu posta kutuları dediğimiz yerlerden alıyorlardı. Ama bizim bu işbirliğimizden sonra adrese teslim de başladı Katar'da. Ve şu anda 4 ila 7 günde en geç gönderilerimiz Katar'a teslim oluyor. Ve 5 kilo 5 TL'ye kadar 2,5 lira gibi bir kargo fiyatında siz yurt dışında mikro ihracat yapmış oluyorsunuz. Eğer sepet ortalamanız 100 TL'ye geçerse kargo tamamen bedava. Hiçbir gümrük vergisi yok. Normal işte iş adamlarımız veya işte küçük esnaflarımız KDV dahil faturalarını kesiyorlar. Arada bir paravan şirket var, EPT dediğimiz, teşvik alıyor. EPT üzerinden yurt dışına ihracat yapıyorsunuz. Siz KDV dahil kesiyorsunuz, onlar KDV hariç yurt dışına ihracat yapıyorlar ve KDV vergi iadesi, işte gümrük vergisi vesaire, işte diğer evraklarla hiçbir şeyle uğraşmıyorlar. Normal Katar'a teslim ediliyor. Şimdi bununla beraber Kosova başladı. Bosna var, Bosna başladı, Bosna açıldı. Yakın bir zamanda Tunus'ta Fas açılacak. Oralar Tunus üzerinden de Kuzey Afrika ülkelerine dağıtım yapılacak. Şu anda Amerika'da bir depo yapılıyor. Almanya'da yine öyle. Hızlı bir şekilde aslında Katar'la ilk başlamamızın sebebi Katar'ın nüfusu çok düşük. Hani beklenen şey değil ama biraz tabii ki devletler arası posta idarelerinin anlaşmaları olduğu için bunlar. Bürokratik ilişkiler ne gerektiriyorsa ilk Katar açıldı. Bir de Katar'ın da gelir seviyesi yüksek olduğu için şu anda günde ortalama 40 ile 50 sipariş düşüyor. Sipariş ortalaması hani çok yüksek değil ama baktığınız zaman sepet ortalamaları çok yüksek. 1000 ile 1500 TL'yi bulabiliyor sepet ortalamaları. Özellikle işte tesettür giyim, ondan sonra böyle traditional şeyler, işte kahve fincanları, işte bornozlar, peştemaller, ondan sonra işte özenli süslü lambalar, ne bileyim Türk kahvesi, en çok satan şeyler hani. Ama tesettür tarafı dediğim gibi çok iyi satıyor. Tabii bazı ürünler kısıtlı, o tarafa her şeyi açamıyorsunuz işte daha pahalı şeyler. Onların çünkü hani şeyleri var.
Bir de bize göre kanunları daha sert. Hani işte 14 günde ile tüketici kanunları 7 gün içerisinde iade süreleri var. Ve bu süre içerisinde hani iade etmezseniz iade edemiyorsunuz. Zaten dediğim gibi gelir seviyeleri de yüksek olduğu için çok da fazla iade olayı olmuyor. Yaklaşık Ocak 2018'den beri toplam 2 tane iade ancak gelmiş diyebiliriz. Ne satmak istiyorsanız, yani istediğiniz ürünü Katar tarafından açabiliyoruz. Fiyat serbestliği var. İşte EPTAM Türkiye tarafında sattığınız fiyatla yurt dışında sattığınız fiyat arasında farklılık olabiliyor. İstediğiniz fiyatı verebiliyorsunuz. Zaten Katar parası Katar riyali. Yaklaşık TL'ye çok yakın. 1 liraya yakın. Sitemizin cennet imkanınız olduğunu düşünüyorum. Veya biz sadece ürün bazında bu platforma girip satış yapmak istiyoruz dediler. Bu platformla da aslında işte dediğim gibi bir yerli Alibaba işte hani ve Amazon gibi bir model yaratılmaya çalışıyor. %100 milli olan tek e-ticaret sitesi eptavm.com. Biz de o yüzden PTT olarak hani milli bir şeyler yapmak istiyoruz. Esnaflarımızın da yurt dışına iş adamlarımızın işte hani satış yapabilmesini sağlamak istiyoruz. Gümrük vergilerinden arınmasını istiyoruz. Ve işte devlet teşviki sayesinde bunları kamunun gücünü kullanarak sağlıyoruz. Tabii projeler ileride daha da değerli ve güçlü olacağını düşünüyoruz. Aslında birazcık yolun başındayız. Ama hızlı bir şekilde ilerliyor. O yüzden biz de işte özellikle böyle STK'larla ve işte hani böyle iş adamları dernekleriyle, topluluklarla bir araya gelmemiz bizim için çok önemli. Çünkü bizim tek tek böyle firmalara ulaşmamız günler hatta yılları alabilir. Ama böyle hep beraber yani bir topluluk veya işte az önce de konuştuğumuz gibi isteklerimizin hani gerçekleşebilmesi için topluluğun gücüne ihtiyacımız var. O şekilde düşünüyoruz. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplandırabiliriz. Şimdi özellikle ben basınımızdan da bu konuda çok yardım istiyorum. Çünkü de grup başkan vekillerine kadar aktardım. Çünkü Türkiye'nin özellikle 500 milyar dolarlık hedefine ulaşabilmesi ancak yeni bir platform oluşturarak olabiliriz. Yani belki biz işte 2023'te sanayi ve ticaret tarafında 250 milyar doları buluruz. Koşarız, yaparız ama işte sanki Alibaba'nın işte bugün 18. bir ekonomi eğer bir devlet olsa 18. ekonomi büyüklüğünde bir büyüklük olduğunu düşünürsek daha bir daha işte başka şeyler aramamıza gerek yok. Bence bu platformun en yukarıdan desteklenerek en aşağıya kadar desteklenmesi lazım. Bunda halkımızın, basınımızın, işte sanayicimizin, iş adamımızın, politikacılarımızın evet altını doldurması gerekiyor. Biz bunu cani gönülden destekliyoruz. Çünkü biz bundan gelir elde etmek için değil, ülkemize özellikle bir fayda sağlasın, bir kademe ileri gidelim diye istiyoruz. O yüzden basınımıza da çok önemli iş düşüyor. Bunu özellikle duyurmamızda fayda var diye düşünüyorum. PTT'nin de bu girişimi bizim için çok önemli. Ama devletin sanayiciye özellikle yaklaşması gerekiyor bu konuda. Bunu el birliğiyle sorunları aşarak bir an önce, yani yavaş değil, bir an önce ilerlememiz gerekiyor bunda. Çok geç kalmadan dediğiniz gibi bakın, şimdi işte Amazon'un veya işte Alibaba'nın burada depolar kurması aslında onların bir değil 2-3 adım önde olduğunu gösteriyor. Evet. Bunlara yaklaşabilmemiz için de devletin desteğinin çok önemli olduğu ortada. O yüzden bu platformu özellikle ben tüm arkadaşlarımın kullanmasını en azından malzeme satmasa bile bunun içinde biz varız varız demesine. Alışverişlerini de oraya kaydırmaları. Evet, alışverişlerini de oraya kaydırmaları, ürünlerini de kaydırabilir. Ben şimdi mesela Hüsrü Hanım'a şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir şirket hiçbir PTT AVM'yi bilmiyor ama yeni bir yolu burada malzeme satmak istiyor. Nasıl bir yol izleyecek? Bunu özellikle bize aktarırsanız ben de bu noktaları en azından arkadaşlarıma iletmiş olabileyim. Şöyle, öncelikle tabii ki e-ticaret yapan firmalar bu konuda daha önce işte herhangi platforma üye olan firmalar bu konuda biraz daha avantajlı. Çünkü hali hazırda görselleri var, işte fiyatlandırması var. Belli e-ticaret alanında bir müşteri portföyü var. O yüzden hani onların daha çok hani sisteme dahil olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ama tabii ki bir
sürü e-ticareti hiç bilmeyen, hiç yani e-ticaret okumu değil, e-ticaretle hiçbir bağı olmayan ama aslında e-ticaret şeyini potansiyeline sahip olan bir sürü firmamız var. Aslında onların bu sisteme girmesi bize artı değer kazandıracak tabii. olan nokta orası. Şimdi iki türlü şey var. Ya şahıs şirket oluyor biliyorsunuz. Şey ya da işte tüzak şirket, limited şirket vesaire oluyor. Onlar için işte farklı farklı evraklar isteniyor. Onlarla ilgili size daha detaylı bilgilendirme yaparız. Tamam. Sonra bir e-Pitta AVM sözleşmemiz var. O sözleşmeyi imzalıyorsunuz şirket yetkilisi olarak. Ondan sonra imzalanan bu sözleşmeler bizim e-ticaret daire başkanlığımıza gönderiliyor. Muhatap olarak da daire başkanımız imzalıyor. Bir tarafında sizin bizim buradaki şirket yetkililerimiz imzalıyor. Ve ondan sonra anlaşma sağlanmış oluyor. Ondan sonra da şimdi bizim PTT'm AŞ diye PTT'nin altında bir iştirakimiz kuruldu. Yani e-ptt.avm.com, PTT ile e-ptt.avm.com tarafı ortak oldu ve bir iştirak, artık bir şirket oldular. Şirket olduğu için de entegrasyonu onlar yapıyorlar. Ve sözleşme imzalandıktan sonra firmaya geri dönüyor. Diyor ki işte senin bizim posta kargo daire tarafında kargoya tanımlanıyor. Kargo tanımlamaları yapılıyor. Müşteri numarası veriliyor. Ve müşteriden bazı bilgiler isteniyor. Diyor ki işte bana logonu gönder. Ondan sonra işte hangi ürün alanında çalışacaksın? İşte isminiz ne olacak? Mağaza ismini neyle açmak istiyorsunuz? Ve işte ürünlerin görsellerini, fiyatlarını, işte burası aslında biraz teknik kısma giriyor. İşte XML mi, API mi, manuel mi yükleyeceksiniz ürünlerinizi. Teknik tarafı sizden o bilgileri istiyor. Eğer tabii ki hani bu konuda bilgi sahibi değilseniz sizi yönlendiriyor. Bizim çalıştığımız bir sürü çünkü hani firma var bu anlamda, entegrasyon firması var. Ama sadece hani görsellerinin ve fiyatlandırmasının olması gerekiyor. Çünkü yani bazıları kendi stüdyolarında çekiyor. Bazıları dediğim gibi hali hazırda görüntüleri oluyor. Bazıları danışmanlık şirketlerinden yardım oluyor. Çünkü artık bu iş biraz da sektör haline gelmiş. İşte adam e-ticarete girmek istiyor ama bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bunu yönlendiren şirketler var. Fotoğraflarını çekiyor, işte entegrasyonunu sağlıyor, fiyatlandırmasını yapıyor. Onlardan da destek alabilir. Dediğim gibi biz de destek oluyoruz zaten hani firmalarca. Sonra görselleri geldikten sonra, fiyatları geldikten sonra hızlı bir şekilde mağazasını açıyoruz. Ve mağaza açılmış oluyor. Ondan sonra satışlarına başlıyor. Satışlarına başladıktan sonra o panele zaten işte mail adresi ve şifresi var, giriyor ve Türkiye'den siparişler düşmeye başlıyor. Katar'dan da düşebiliyor. Tabii önceki Katar tarafını bizim açmamız lazım. Açıkçası her firmayı Katar tarafını açmıyoruz. Belli bir potansiyelin olması lazım ve karşı tarafta da hani satılabilir ürünler olması lazım. Önceki Türkiye'ye açıyoruz. Türkiye'den siparişler geldikçe orada panelde bir PTT kargoyu çağır diye bir buton var. O butona basıyor. O butona bastıktan sonra bizim Hadımköy'deki kargo işleme merkezimizdeki sipariş alanına düşüyor. Orada bir e-PTT AVM masası var. Oradaki arkadaşlar görüyorlar. Yaklaşık 7-8 tane aracımız var bütün İstanbul'u toplayan. İşte Silivri'ye de geliyor. Silivri'deki siparişleri görüyor ve o gün verilen siparişler, akşam 4'e kadar verilen siparişlerin hepsi aynı gün içerisinde teslim olunuyor. Bütün gönderilerimiz değerli gidiyor. Bütün gönderilerimiz kapıda ödemeli de gidebiliyor. Kontrol teslimi gidiyor. Artık kapıda ödeme ücreti almıyoruz. e-ptt.avm.com olarak. Normalde mesela PTT Kargo'da bir kapıda ödeme 500 TL'ye kadar, bir 2 TL gibi kapıda ödeme ücretimiz var. E-ticaret alanında bu kapıda ödeme ücreti de yok. Yani e-ticaretin gelişmesi için aslında bu da yapılmış bir avantaj. Sizin için çok önemli bir sunum yapacak. Arkadaşlar hazırlanıp bir de yapıştırın. Buyurun arkadaşlar. Evet. Öncelikle başkanım bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz 2008'de kurulduk. Yani ben daha önceden Arkas'ta genel müdürlük yapmıştım. Orada bilgi teknoloji şirketinin genel müdürüydüm. Sonra 2008'de kendi şirketimizi kurduk. Bizim amacımız şu, firmalarda dijital dönüşüm ve optimizasyon konusunda çalışıyoruz. Bunun için de bu dönüşüm aslında çok boyutlu bir kavram. Hem işin içerisinde çalışanların yetkinliğini arttırmak var. İşte sağdan veri toplama gibi elektronik sistemlerin kurulması ya da yazılım sistemleriyle birlikte desteklenip komple dönüşümü sağlaması gerekiyor. Biz de bu konuda uçtan uca hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda biz Hydron Group olarak Amerika'da da şirket açtık. Amerika üzerinden şu anda Azerbaycan ve
muhtemelen gelecek senede Türkmenistan gibi şirket yerlerde lokasyon dahil hizmetler vermeye başlayacağız. Aralık ayında Azerbaycan açılıyor. Hem orada bir kongre ile birlikte bir ofisimizde tutuldu. Türkiye'de birazdan göstereceğim 3 tane oluşumumuz var. Bir süreç merkezi, SoftExpert'in bir distribütörü. Kubitra dediğim şirket tamamen mühendislik ve teknoloji şirketi. Sağdan bir toplama, robotik otomasyonlar, robot kurulumları yapıyoruz. Manipülatörler yapıyoruz. Farklı projeler yapıyoruz. Bir de personel sağlama konusunda Process Era diye bir şirketimiz şu anda devrede. 4 tane direktörümüz var. Tuncay Bey burada, yarım yönetim sistemleri direktörümüz. Celal Bey Bursa'da, Endüstri 4.0 ve Serdar Bey ise bu iş zekası ve raporlamalar konusunda çözümlerin başında yer alıyor. Ne yapıyorsa birebir aynısını yapabiliyor. Yani örnek olarak diyelim ki size bir mail geliyor. Mailin içerisinde bir şey açıyorsunuz. İşte bir fatura geliyor. O faturanın içerisinde bir maili alıyorsunuz, muhasebenizi işliyorsunuz. Bunu tamamen sanal olarak yapabilen bir teknoloji gelişti. Burada robotic process automation deniyor. Şu anda bankalar, sigorta şirketleri yavaş yavaş bu dönüşümü sağladı. Bu konuda sırf bir direktörümüz bu işle uğraşıyor. Diğer konu ise veri alışverişi. Bir çözümümüz var. Bu da sizin tedarikçileriniz ya da müşterilerinizden verileri alıp vermeye yarayan bir platform. Çünkü şu anda zaten şu anda e-faturada biz bunu devlet aracılığıyla yapıyoruz ama onun dışında sizin işte lojistikçi firmayla işte kimle çalışıyorsanız onlardaki stok durumlarını tazeleme ya da o bilgileri alma ya da daha ötesi IoT dediğimiz yapılar var. Sizin kendi makinenize işte uzaktan müdahale etme, onlara komut gönderme gibi işleri yapan bir data değişim platformu. Diğeri de dijital fabrika dediğimiz yine IoT'ler ve şeylerle konveyör dahil olmak üzere sağdan beri toplama, duruşlar, verimlilikler ya da en önemlisi şu anda bizim bir tane firmada yaptığımız bir çalışma var. Prosesin girdilerine bağlı olarak çıktılarına bakıp üretimin makine kendi kendine üretimin en iyi hızda, en iyi hangi koşullarda yani orada titreşim ise titreşim neyse ısı ise ısı ona artık yavaş yavaş kendisi karar verebilir hale geliyor. Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında şu biz Kalder'i duydunuz diye biliyorum. Biz Kalder'de şu anda resmi sponsor olduk. Kalder bizim platformumuz üzerinde. Bu yeni oldu. Arkamda size de bahsetmedim. Şu anda hem şeyde de bu Kalder'de şey olacak. Bu gelecek ay bir kredi ödülü veriyor biliyorsunuz. Orada da